Hoş geldiniz diyerek ben başlayayım. Yeni bir kariyer talks'ta beraberiz. İldus Bey, kendisi Apple'da çalışıyor, Software Engineer olarak. Map bölümünde zannedersen değil mi? Öyleydi herhalde. Artificial Intelligence'da bugün bizimle beraber kendisi. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Mikrofonu ben size bırakayım, siz buyurun. Evet, memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Benim ismim İldus Ahmadolin. Aslen ben Tatarım, Tataristan'dayım. Tataristan bildiğiniz gibi Rusya Federasyonu içinde bir cumhuriyet. Kısaca kendimi tanıtayım. Geçtiğim yolu biraz daha açıklayayım. Ondan sonra eğer sorunuz varsa soru olarak devam edebiliriz yani biraz informal olarak. İlk önce şunu belirtmek isterim. Çok özür dilerim. Benim Türkçe mükemmel olmayabilir. Ben Türkçe, şimdi şöyle söyleyeyim. Boğaziçi mezunuyum. Bir zamanlar Türkçe çok konuşmuştuk ama son bir 10-15 senedir Amerika'da olduğumuz için biz ailede Tatarca konuşuruz. Dışarıda İngilizce. Ondan dolayı benim Türkçem zayıf olabilir. Şu Çok an hiç kusura bakmayın. gayet güzel. Yani belki birçok Türkiye'de yaşayan insanlar çok daha güzel Türkçe konuştuğunu söyleyebiliriz. Yok yani şimdiden belirteyim de ondan sonra bir sıkıntı çıkmasın diye. Şimdi şeyden sonra okuldan sonra okulu liseyi bitirdikten sonra ben Boğaziçi'ni kazandım. Boğaziçi'de okudum. O zaman idealim şeydi, matematikti yani. Matematik bölümünde okudum ben. Matematiği çok sevmiştim o zaman. O yolda ilerlemek istemiştim. Şimdi 98, 2003. 2003'te ben mezun olduğum zaman artık nerede bir meslek edineceğiz diye düşündüğümde şöyle bir şey çıktıydı o zaman. Büyük bir petrol şirketi çıktı, Schlumberger. Onlar da işte Rusya ve Orta Asya genelinde açılıyordu. Birçok şube açıyordu o zaman. Ve oraya girmek çok kolay olduğundan dolayı ben de oraya girdim. Bir sene ben petrol mühendisi olarak çalıştım. Sonra belli bir süre sonra işte Sibirya'dayken petrol mühendisi işte mühendisliği biraz yani çünkü biraz farklı bir meslekti o zaman orada. Şey aklıma geldi. Şimdi okumayı devam etmek daha mantıklı olur diye düşündüm. Ve sonra master'a, doktora Amerika'ya başvurdum. O şekilde geldim buraya. Yani benim yolum daha çok eğitim üzerinde oldu. Şimdi Amerika'da master'ı, doktora bitirdim. İlk önce matematik olarak başladım. Sonra elektrik ve elektronik bölümüne geçtim. O şekilde okurken benim aslında hocam Purdue Üniversitesi'nde HP Grant'la çalışıyordu. Ve bitirmeden önce işte bir sene önce ben tez üzerinde çalıştığımda HP'den bir proje geldi. İşte o proje üzerinde çalışıyorduk. Ve son kısmımı burada yani Kaliforniya'da geçmek nasip oldu. Şöyle yani şimdi bir proje üzerine çalıştığım için dediler direkt HP'ye gel, HP'de intern olarak devam edersin diye bir teklif geldi. Ben o şekilde geldim Kaliforniya'ya. Ve doktorayı ben burada bitirdim öyle sayılır. Yani sonra defans için geri üniversiteye gitmek nasip oldu ama doktorayı normalde burada bitirdim. Ondan sonra işte aklımda daha çok araştırma görevlisi diye bir şey vardı. Eğitime devam Öyle et. bir düşünce vardı. Daha sonra işte böyle şey akademik olarak devam edeceğim diye. Ama çok pardon duyamadım. Eğitime devam etmek akademik olarak yani düşünceniz oydu herhalde. Yani eğitimden ziyade daha çok araştırma görevlisi. Ben Hewlett Packard Laboratuvar olarak geçiyor orası. HP Labs. Yapay zeka orada yapmaya başladık. Yapay zeka derken ondan biraz bahsetmek lazım. Şimdi yapay zekanın tam olarak İngilizce tercümesi Artificial Intelligence. Oradan geliyor. Benim yaptığım şey Artificial Intelligence tam olarak değil. Benimki Machine Learning. Machine Learning onun biraz bir uygulamalı bir parçası. Çünkü Artificial Intelligence çok geniş bir alan. Ve o Evet. alan içinde teorik kısımlar da geliyor. Yani şimdi bir sürü akademik profesörler mesela onun üzerine çalışıyor. Yani çalıştıkları problemler çok farklı olabilir. Benim ise daha çok machine learning yani bu endüstrideki şirketlerin kullandıkları machine learning algoritmalarının öğretmesi, işte learning falan kısmı gelince işte onun üzerine daha çok çalışıyoruz. HP'den sonra ben bir sene daha durdum doktora bitirdikten sonra postdoc olarak. Ama sonra belli oldu ki akademik olarak devam etmen zor olabilir. Çünkü onun için
paper basmak lazım, makale çıkartmak lazım. O da oldukça zor. Bir de Amerika'da yani akademik olarak devam etmek için bunun uğraşması çok çok ve çok zor olduğu zaten aklıma gelmişti o zaman. Biraz daha o zamanlar işte aklıma acaba yazılım şeyinde istikametinde mi devam etsem diye düşündüm. Yazılımcı olarak başvurmaya başlamıştım. Belli ki o zaman yani programlama açısından sadece MATLAB'da ben kod yazıyordum. Yani MATLAB dışında yani aşağı yukarı hiçbir dil bilmiyordum o zaman. Ve yazılımcı olarak iş arıyordum. Yani şöyle bir şey. İlk 20 mülakatı ben red yedim. Yani çok kesin bir şekilde. Onlara hiç geçmedim. Hatta bazıları mesela Google'la görüşürken Google'daki adam 15 dakika benimle konuştuktan sonra direkt telefonu kapattı ve ben onlardan hiçbir şey duymadım yani o şekilde. Yani. Hatta 45 dakikalık mülakatım 15 dakika içinde bitmiş oldu. Ama şöyle bir şey, tecrübedir. Yani bu bir sene devam etti. İkinci senesinde artık 20 mülakattan yedikten sonra 21. mülakatım çok kolay geçti. Yani artık soruların ne şekilde geldiği belli oldu. Ondan sonra onlara nasıl çalışılır, nasıl cevap verilir hepsi bu tecrübeyle elde ettim. Ve ondan sonra işte 21. mülakatta ben Amazon'a search kısmına girmiş oldum ve search'te çalışmaya başladım. Oradaki meslek şeydi, Amazon Instant Video kısmında. O zaman Amazon'da yani şu anda da aslında Prime kullanıcılar video izleyebilir. Hani Netflix gibi aynı şekilde Amazon Prime Video streaming content'i izleyebilir. Ve orada search machine learning algoritmaları yazıyorduk biz. İki sene orada çalıştım. İki sene içinde Kuzey Amerika, İngiltere ve Almanya'daki Amazon Prime Video kısmının search algoritmasını ben yazmış oldum. Ondan sonra tabii bayağı çok değişmiş oldu ama iki sene sonra kariyerimi devam ettirmek için Google'a geçmeye nasip oldu. Ben Google'da devam etmeye başladım. Google'da daha çok sorulara cevap kısmında çalıştım. Sorulara cevap yani mesela siz bir Google'a bir soru sorarken diyelim ki şöyle why is the sky blue ya da why is the ocean salty? Okyanus niçin tuzludur diye soru sorduğunuzda biz Google sayfasının yukarısında şöyle bir snippet gösteririz. Büyük bir snippet olarak yani birkaç cümlede o soruya cevap olarak bir metin gösteririz. Yanında bir resim olabilir. Altında birkaç tane link olabilir. Ve o şeyde çalıştım. O serviste çalıştım. Yani onu isterek, yani isterseniz onu sesle de sorabilirsiniz. Ya da bilgisayarın başında keyboard'a da yazabilirsiniz. Yani hiç fark etmez. Onun şeyleri soru bize geldi mi, o soru aslında bizden geçer. Yani o servisten geçer. İşte orada çalıştım. Benim orada çalışma alanım şeydi. Şimdi hiçbir zaman hiçbir kullanıcı bu cevabınız çok güzel oldu ya da bu cevabınız güzel olmadı daha iyi yazabilirdiniz diye bize bir feedback vermiyordu o zaman. Yani bu zaten düşünülmez bir şey. Ondan dolayı o feedback'i biz kendimiz bir yöntem geliştirerek elde etmemiz gerekiyordu. Ondan dolayı biz işte gösterdiğimiz soruya cevap gösterdikten sonra kullanıcı ne yaptığını izleyerek acaba doğru mu cevaplamışız, yanlış mı cevaplamışız diye bir karar çıkartma prosedüründe ben çalışmıştım. Yani şöyle... Peki, orada bir şey sorabilir miyim? Şimdi tabii. Sorular mesela hepimizin karşısına çıkıyor böyle search yaparken işte bir cevabı Google'ın görüyoruz. Ondan sonra altta diğer sitelerden derlediği cevaplar var. Onu mesela siz soruyu tahmin edip önceden hazırlıyor musunuz? Yoksa onu yine yapay zeka mı şey yapıyor? Kendisi bulup buluşturup oraya koyuyor mu? Hayır. Burada bir büyük bir anlaşmazlık var. Çünkü Google normalde bir soru çıkartmaz hiçbir zaman. Google kendisi bir yapay zeka olarak yani ben her şeyi bilirim, her soruya cevap veririm diye ortaya kendisini sunmamıştır. Eğer internette o soruya cevap veren biri olduysa o soruyu bulup biz size teklif ederiz. Yani bizim amacımız bu. Servis olarak bu. Yoksa Google bir bilgi merkezi değildir yani sonuçta. Bizim hatta Google'un mottosu şöyle.
dünyadaki bilgiyi bulup ve çok kolay bir şekilde herhangi bir sunucuya sunmak ve önüne koymak. İşte öyle bir şeyimiz vardı, logomuz vardı. Yani mesele bu. Ya hatta çok saçma sorulara cevap veriyorduk mesela. Yani son Antichrist kim falan diye sorduklarında daha 2015'te Barack Obama olarak veriyorduk. Niye? Çünkü sitenin bir tanesi öyle yazmış. Yani biz de onu bulunca onu o soruya tam net olarak cevap veriyor diye biz onu gösteriyorduk ama sonra bir tespit ettikten sonra zaten o soru kapandı. Niye? Çünkü böyle yani bu bazı sorulara o şekilde cevap verilmez. Bu biraz şeye girer, sansürlü kısmına girer. Ve orada çalıştım. En son işte geçen 2019'da Ekim ayında artık 4 sene sonra Google'a da çalışma süresine son vermek zorunda kaldım ve oradan çıktım. Şimdi Apple'da, Apple Maps'te autocomplete kısmındayım. Yani siz eğer iPhone kullanıyorsanız iPhone haritalarında belli bir yere gideceksiniz. Siz mesela Starbucks arıyorsunuz. Star diye yazdığınızda aşağıdaki size teklif olarak sunulan 8-9 tane yanınızdaki Starbucks'ları biz tespit ediyoruz. Yani siz daha ara tuşuna basmadan önce sizin ne arayıp nereye gitmek istediğinizi tahmin ederek onu göstermeye çalışıyoruz. İşte bizim amacımız bu. Leblebi'den leblebi yapıyorsunuz herhalde. Türkçe'de öyle bir şey var. Leblebi'den leblebi demek var ya. Evet. Evet, siz lep yazarsanız belki leblebi çıkartırız ama Türkiye'de o kadar da iyi değiliz yani şu an. Şimdi benim oradaki alanım, şimdi Apple Maps dünyayı 4 markete böler. Bir tanesi English speaking countries, bu İngiltere, Amerika, Güney Afrika, Hindistan olabilir. CJK, China, Japan, Korea. EU, European Union, bu daha çok Batı Avrupa kısmı giriyor. Ve RAW, Rest of the World. Yani geriye kalan tüm market. İşte ben şu anda görevim olarak Rest of the World ülkelerin DRI, Direct Responsible Individual, yani orada bir sorun çıkarsa benim üzerimden geçmek zorunda. Mesela şu anda Türkiye, Rusya ve Meksiko bizim için önemli şeyler. Ben şahsen o marketler üzerine çalışıyorum. Yani kısaca tanıtım bu şekilde oldu. Machine Learning kısmı gelince tabii ilk önce öğrenciyken biz çok uğraşırdık Machine Learning'le. Çok ilgili bir konuydu. Ta 2000'lerin başlarından 2000'lerin daha çok sonlarına doğru 2008'de 2009'da başladım ben. Çok enteresan konular vardı o zaman. Çok enteresan girişimler var. Daha çok matematiği isteyen, daha az matematiği isteyen, çok kolay bir şekilde yapabildiğiniz algoritmalardan başlayarak çok zor ve kapsamlı algoritmalara kadar her şey vardı. Yani istediğiniz yeri bulabilirsiniz mesela. Sizin isteğiniz üzerine herhangi bir şey kullanabilirdiniz. Şimdi daha çok belli oldu yani. Şimdi daha çok deep learning kısmı çok yaygın oldu. Başarılı, bazı problemlerde başarılı olduklarından dolayı. Mesela diyelim ki speech recognition ya da face recognition ya da image processing konularında deep learning çok yaygın şu anda mesela. Çünkü problemi çok güzel bir şekilde çözüyor. Ama ben daha çok traditional machine learning olarak devam ettim. Çünkü büyük şirketlerde daha çok hızlı çalışabilen algoritmalardan ziyade daha çok herkesin beraber kullanıp ve herkesin katkıda bulunabileceği algoritmalara daha çok önem verilir. Mesela bizim bir sürü search'te yani biraz teknik konuşacağım. Tree algorithms, yani bu daha çok ağaçlar, işte bu şeyler. Gradient boosted decision trees mesela. Decision trees çok önemli. Niye? Çünkü çok basit bir algoritma ve herkes kullanabileceği ve siz istediğiniz kadar bir feature'ı çok zor bir şekilde üretebilecek bir durumda olabilirsiniz. Sizin feature istediğiniz kadar zor olabilir ama sonunda herkesin katkıda bulunduğu bir machine learning algoritması çok basit olmasında bir yarar var. Yani onu fark ettik ve o şekilde devam ediyor şu anda. Burada gerçekten bir şey var. Burada bir gerçek payı var. Yani
normalde işte öğrenci olsun olmasın ilk mülakata giren herkes kendisinin machine learning bilgisini göstermek için çok zor algoritmalardan konuşur. Halbuki biz öyle bir şey beklemiyoruz normalde. Biz mülakatta daha çok senin şahsına oturup iki günde yazabileceğin bir algoritma nedir? Yani çok zor bir şey istemiyoruz normalde. Sen çok basit bir şey ama çok hızlı ve çalışılır bir şekilde yazabilmen gerekecek. Yani öyle bir şey istiyoruz şeylerden. Bizim kandidatlardan. Evet. Yani öyle bir şey var. Öyle bir nokta var. Onu da söylemek işte istedim. Buyurun, eğer sorularınız varsa ben... Şimdi sorulara başlayalım o zaman. Sorulara geçelim. Ben birkaç soru sorayım. Dediğim gibi arkadaşlar da sormak istediğiniz soruları chat'e yazabilirsiniz. Oradan biz inşallah sorarız. Birinci soru. Şimdi meslek olarak bir ele alırsak yapay zeka ya da işte machine learning olayı dediğimiz meseleyi, yani böyle bir iş yapmak isteyen bir insan ne yapması lazım? Süreçler nelerdir? Yani şunu belirtmek gerekir. Machine learning yapan bir pozisyon için büyük şirketlerde daha çok eğitime bakılır. Yani bu öyledir yani. Eğitim olmasa da tecrübeye bakılır. Hani machine learning ya da data science yapabilen birçok şu anda markette insanlar var ama onlar arasında yani kimin master'ası var, kimin PhD'si var, kimin nerede işte tecrübesi var, ona biraz bakılır yani. Maalesef o öyledir. Yani eğer yapabiliyorsanız bir üniversiteye girip ya bir sertifika ya da bir master alırsanız çok daha şanslarınızı yükseltmiş olabilirsiniz. Öbür takdirde benim farklı şey de olabilir, farklı bir yön olabilir. Benim bir arkadaşım mesela şeyde St. Petersburg'da okurken yazılımcı olarak erken çalışmaya başlamıştı ve okuldan atıldı. Ondan sonra başka bir şirketlerde çalıştı. Bir kontraktör olarak EA'de çalıştı. Ondan sonra ancak işte 4-5 sene içinde Facebook'a gelmiş oldu. Ve Facebook'ta artık ciddi bir şekilde yazılımcı oldu. Yani onun daha çok eğitiminden ziyade tecrübeye bakılır. Ve tecrübeden sonra artık yani bir adam kendisinin bir belli bir etiketleri kazanmış oldu. Şimdi yapay zeka çok büyük ilgi alanıdır. Ve şu anda yani bayağı popüler ve daha gittikçe popüler olacak gibi duruyor. Ondan dolayı eğer siz yapay zeka yapmak istiyorsanız yanındaki alanlardan başlasanız daha mantıklı olur. Mesela data science ya da data analyst olarak başlasanız orada machine learning'e kaymak çok kolay. Ve data analyst için büyük bir eğitim falan çok fazla gerekmiyor olabilir. Yani diyelim ki ben ileride işte 5-10 sene içinde machine learning yapan birisi olarak görüyorum kendimi diyen birisi şu anda mesela bir sertifika, bir kurs alıp 6 ay sonra sertifika elde ettikten sonra data analyst olarak başladıktan sonra artık yavaş yavaş bu merdiven ilk basamaklarına basmış olur diye düşünüyorum. Yani bence bu bir yoldur. Evet. Peki, teşekkürler. Peki hangi programları kullanıyorsunuz? Hangi programları bilmek gerekir yazılım dili olarak? Artificial Intelligence, Machine Learning. Ya bizim alanda aslında hiç kimse bunu sormaz. Yani hangi dili kullanmak istersin diye sormazlar. Niye? Çünkü yani iki hafta içinde bir dili öğrenirsin, devam edersin gibi bir böyle bir düşünce var. Ama normalde mülakata geldiğinizde sizden istedikleri Python, C++ ya da Java 3 dilden birini bilmeniz gerekiyor. Çünkü adam bir soru sorduğunda siz kodu bir dilde yazacaksınız. O dilin de herkesin bildiği bir dil olması gerekiyor. Ondan dolayı işte C++, Java ya da Python. Yani Python en kolayı ve data olarak birçok library yazılan bir dil. Ondan dolayı Python'ı öğrenmeye başlarsanız çok daha makul olabilir bence. Peki, teşekkürler. Nasıl iş buluyor? Yine böyle sitelere başvurarak mı yoksa bir network kullanarak mı? Bu tür şeyde nasıl ilerleniyor? Yani nasıl işe giriliyor? Şöyle bir soru sorsak. Siteye başvurabilirsiniz direkt. Onun istiyor zaten şirketler. Yani siz siteye başvurmadan şirketler, bazı şirketler mesela hiç önem vermezler normalde. Ama daha çok LinkedIn'deki rekrüterleri bularak, onlarla irtibata geçerek
geçtikten sonra işte onlarla konuştuktan sonra artık yani iş arama konusunda ilerlemek daha mantıklı olur. Çünkü oradaki rekrütörler zaten çok basit, çok yani kolay bir şekilde, açık bir şekilde size söylerler işte bu pozisyon budur, bu pozisyon budur. Biz böyle bir şey arıyoruz. Senin LinkedIn'in denk geliyor ya da denk gelmiyor. Direkt feedback alabilirsiniz mesela. O LinkedIn bu konuda çok yardımcıdır. Yani ben şu ana kadar bulduğum tüm pozisyonları LinkedIn'in üzerinden buldum. LinkedIn'i iyi kullanmak lazım o zaman. Yani evet, LinkedIn şöyle, sizin profilinizde 30 saniye biri baktıktan sonra sizin ne yaptığınızı ve nasıl bir şey yapabileceğinizi artık tespit etmesi gerekiyor. Yani öyle çok basit cümlelerle ama püf noktaları iyi belirledikten sonra işte sizin profiliniz şey olsun. Böyle bir çok kısa ve net bir sizi anlatan bir sayfa olarak bir şekilde gelsin. Yani çünkü bazı rezümelere bakıyorsun, rezüme 5 sayfa. Hangisinden başlayayım, ortasından başlayayım, baştan başlayayım. Kafa karışıyor ama LinkedIn çok basit. LinkedIn işte eğitim buradan aldım, işte burada çalıştım. Projeler buydu, benim görevim şuydu. Direkt birkaç cümlede her şeyi anlatan bir sayfa haline geldi. Ondan dolayı LinkedIn çok çok makul bir şey, bir yoldur. Peki network yani ne kadar önem arz ediyor burada? Orada çalışan birisini tanımak ya da ne bileyim böyle bir çevre edilmiş olmak iş bulmada bir farklılık kazandırıyor mu? Avantaj. Farklılık daha çok şeyden dolayı, bir olasılık olarak. Yani şimdi siz siteden başvurursanız geri dönme şansı, işte şirketin size geri dönme şansı biraz daha az olabilir. Niye? Çünkü yani binlerce şahıs, binlerce kişi başvuruyordur o pozisyona. Ama eğer içeriden birini buluyorsunuz ve ona isterseniz bir rezümeyi gönderdikten sonra o sizi içeriden refer ederse, o zaman rekrütör direkt irtibata geçer. Yani bunun birçok şirket kullanıyor burada. Yani işte şey, bizim yani yazılım dünyasında birini biliyorsanız onu tavsiye edin, biz de ona bir bakalım falan. Birçok şirket bunu kullanıyor ve o yoldan iş bulanlar daha çok ve şeyler istihbarata geçme konusunda çok daha olasılığı yükselten bir faktör. Yalnız bu oraya kadar normal prosedürde hiçbir yardımcı işte olmaz. Yani niye? Çünkü herkese eşit bir şekilde davranması gerekiyor şirketin. Yani ben içeriden birini biliyorum. Ondan dolayı 5 interview'üne sadece 3 mülakattan içeri girdim diye bir şey çıkmaz yani. Oradan bir hikaye çıkmaz. Niye? Çünkü yani herkes aynı şeyden geçiyor. Aynı prosedürden geçiyor. O noktadan sonra kendi başlasın yani. Evet. Türkçe dediğimiz törpil geçmez. Evet. Bir arkadaşımız bir soru sormuş ki her şirketin elindeki veriye göre kullanacağı machine learning modelleri farklılık arz edecektir. Özellikle interview'leri geçmek için sizin machine learning modellerinden tavsiye edeceğiniz model hangisidir diye bir soru var. Yani ben şahsen mesela machine learning mülakat yaptığımda soru soracağım şahsa mesela, bir candidate eğer gelirse şöyle bir şey tespit ederim. Yani bu yöntemi bilir misin, işte bu yöntemi bilir misin demekten ziyade hangi noktaları iyi bilirsin. Mesela diyelim ki ben bir açık, sonucu açık olan bir soru sorarım. Mesela diyelim ki bir datadan ne bileyim işte bir sürü fotoğraf var. O fotoğrafların hangisinde kedi resmi vardır diye tespit ederim. Sonra bakarım hangi algoritma kullanır, hangi noktalara dikkat eder, hangi noktalara dikkat etmez. Data büyük mü, küçük mü, o da önemli. Nereden gelmiştir, eğer labeling var mı, yok mu falan, işte ona dikkat ederim. Yani tabii bazı algoritmaları bilmeniz gerekecek. Yani logistic regression şart. Ondan sonra bazı deep learning algoritmalar şart. Graded boosted decision trees, decision trees random forest şart. Onları bilmeniz gerekecek. Ama o random forest diyelim ki tam en küçücük püf noktasını bilmeniz gerekmeyebilir. Çünkü zaten iş icabı olarak bunu her zaman internette bulabilirsiniz. Daha önemli olan bazı
şeydir, püf noktalara dikkat etmek. Mesela büyük bir data veririm ben size ama fişeler çok azdır. Onu nasıl kullanırsınız? Mesela o şekildeki sorular çok çok daha önem taşır bence. Bilmem evet. Cevaplayabildim mi? Biraz teknik olmuş oldu. Yani şey gelir şimdi tepki, eğer şey olursa, soru devam ederse. Başka arkadaş, machine learning için hangi sektörü tavsiye edersiniz? Healthcare, finance, energy ya da işte başka ne olabilir gibisinden tavsiyeniz? Yani machine learning çok geniş bir sektör şu anda. Her sektörden şirketler machine learning kaymak istiyor ya da kaymış durumda şu anda mesela. Data science, yani datası olan herhangi bir şirket ister istemez machine learning yapmak zorunda şu anda. Niye? Çünkü data büyüktür, data ile bir şey yapmak lazım. Datadan bir cevap, bir netice çıkartmak için muhakkak machine learning algoritmaları kullanmaları gerekecek. Ondan dolayı machine learning uzmanlara gerek doğacak. Ondan dolayı ister istemez yavaş yavaş oraya geçecekler. Yani enerji biraz daha yavaş bu konuda. Healthcare daha hızlı. Hatta healthcare konusunda bir sürü startuplar çıktı yani son birkaç sene içinde. Benim çalıştığım şirketler her zaman büyük şirket olduğu için, yani Amazon'dur, Google'dur, Apple'dır. Daha çok search kısmında çalıştığım için ben o alanlarda biraz alaka alanım hep orada olmuştur. Ama yani onun için IT sektöründe çalışan ve datası olan herhangi bir şirket ister istemez onu yapacak yani. Eğer search yapan bir şirket varsa ya hazır olan bir paket kullanacak ya da kendisi geliştirecek. Kendisi geliştirdiği sırada muhakkak o uzmanlara ihtiyaç doğacak. Ondan dolayı yani tüm sektörlerde işte bu mesleğe ihtiyaç vardır diye düşünüyorum şu anda. O daha çok şeye bakar. Sektörden ziyade şirketin ne kadar büyük olduğuna bakar. Eğer bir küçük bir startupsa o zaman machine learning belki gerekmeyebilir. Ama yok işte sayısı belli ise ve yeterince funding varsa o zaman ister istemez machine learning uzmanlara daha çok önem vermeye başlarlar. Yani öyle bir şey. Büyüdükçe ihtiyaç da artacak herhalde o noktada bütün alanlarda. Evet. Evet. Hangi online kurs ya da sertifika programını tavsiye ederseniz data science veya machine learning için diye bir soru var. Yani şu anda pandemi durumundayız. Hepimiz evde oturuyoruz. Ve bir sürü kurs ortaya çıktı. Udemy olsun, Coursera olsun. Biri birinden güzel. Harvard'dan, Stanford'dan, büyük üniversitelerden gelen işte bir sürü şeyler var. Kurslar var. Şu anda mesela bir şeyi tavsiye etmek zor. Çünkü onun yanında 3-5 tanesi daha güzel çıkıyor her zaman. Yani benim aslında şahsen ben birebir ders aldıydım üniversitede. Ondan sonra kendimi geliştirmek için birkaç kitap aldım. Kitaplara devam ettim ve Andrew Ng hocanın Stanford'daki slaytları kullandım. Ama Coursera'da çok güzel şeyler var. Machine Learning dersler var. Udemy'de var. Özellikle eğer siz seviyenizin düşük olduğunu düşünüyorsanız sizin başlangıç olarak, beginner olarak kurslara sunan sertifika programlar var mesela. Eğer biraz kurcalamış iseniz o zaman intermediate şeyler olabilir. Advanced zaten, advanced machine learning'de olur. Size proje verirler ve sonunda işte projenin baştan sonuna kadar kendiniz götürüyor olacaksınız ve neticeleri sunacaksınız. Öyle bir şey olabilir. Eğer kendinizi bir şekilde dersleri almış iseniz sertifikadan ziyade işte teorik olarak birkaç yani bir bilginiz varsa Kaggle K-A-G-G-L-E sitesine önem vermenizi öneririm. Çünkü orada bir sürü problem var, bir sürü proje var. Projeyi nasıl yapabilmek açısından fikir üreten işte şeyler, bloklar falan var. Herkes işte ben bunu kullandım, bunu düşündüm, öyle bir şey çıktı. İşte birbiriyle konuşulan bloklar var. İşte orada da linkleri bulabilirsiniz. Ve bu daha çok yani teoriyi iyi anlıyor olabilirsiniz ama machine learning alanında eğer kendiniz bir şey yapmadıysanız bu teorinin çok fazla bir
önem taşıdığını zannetmiyorum. Yani muhakkak pratik olarak bir şey yapmanız gerekecek. Zaten LinkedIn'deki profilinizdaki CV'nin alttan birkaç cümlenin bir tanesi, birçoğu pratik olarak bu projeyi başladım, bitirdim olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ondan dolayı birkaç dersleri aldıktan sonra muhakkak şeylere online Kaggle ya da başka proje sunan sitelere önem vermenizi tavsiye ederim. Yine benzer bir soru, zannedersem bunu cevaplamış olduk. Data Scientist olmak için nasıl bir path takip etmek gerekiyor? Data Science, Data Analyst, işte ilk önce data nasıl kullanılır? Yani data eğer bir bilgisayara sığarsa, o yani bir bilgisayarda yapabileceğiniz bir algoritmaları kullanırsınız. O daha çok nispeten daha kolay bir şey. Çünkü zaten kendi evinizde yapabilirsiniz. Eğer sığmıyorsa o zaman belli bir cluster almanız gerekecek. O da Amazon'dan yaparsanız belli bir ücreti var. Yani çok pahalı olmasa bile biraz daha uğraştırır. Öyle bir şey yaparsanız çok daha güzel olur. Niye? Çünkü büyük şirketlerde hiçbir zaman data bir bilgisayara sığmaz. Normalde data çok büyüktür. Ve Hadoop'tur, ondan sonra Spark'tır ya da MapReduce algoritmalarından bildiğiniz ya da kullandığınız projeler varsa çok daha derecenizi bir sürü, yani bir karış daha yüksek gösterir bu projeler. Ondan dolayı bir an önce kendi elinizle bir şey yapmak çok her zaman faydalıdır. Peki, teşekkürler. Diğer bir soru, günlük çalışma ortamında hangi tool'ları yaygın olarak kullanıyorsunuz? Örnek Airflow, School, AWS, Python vesaire. Hangisi daha çok kullanılıyor? Machine Learning library'ler Python'da çok yazılmıştır. Python çok kullanışlı bir dil. Yani Python'ı öneririm, çok güzeldir. Eğer daha çok matematiksel ve statistiksel yönünüz varsa R kullanabilirsiniz. R'da çok kolay bir şekilde visualization yapabilirsiniz. MATLAB biraz daha önemini yitirdi bence şu son zamanlarda. O daha çok şeyde öğrencilerin kullandıkları bir dil ve daha çok işte mühendis, yani elektrik, elektronik mühendislerin kullandıkları bir dil olarak kullanılıyordu. Belki yanlış biliyorumdur ama benim aklımda öyle bir fikir var. AWS daha çok Amazon'un, eğer küçük bir şirket ise sizin başvurduğunuz bir yer. O AWS kullanıyordur büyük ihtimal. Eğer büyük şirket ise hiçbir zaman oraya yakın gelmez. Kendi cluster'ları vardır. Mesela Google'un bir sürü cluster'ı var. Ondan sonra Apple'da aynı şekilde. Yani oradan bir tecrübe her zaman iyidir ama şöyle düşünün. Ben eğer bu konuda bir iş bulmak istiyorsam ilk önce teorimi geliştiririm, derslerimi alırım, ondan sonra projelere dalarım. İşte bazı keywordlar var mesela data science'lara baktığınızda distributed networks, MapReduce, Hadoop, Python, Torch, eğer deep learning'e girmek istiyorsan mesela bu 5 tanesini. 5 tanesini iyi bakarım. SQL. SQL da önemli. SQL niye? Çünkü Hive'dir, SQL'dir, data analyst. Yani bu daha çok machine learning'e girmez ama datayı kurcalama dilidir. Yani datayı kurcalama her zaman çok yararlı bir şeydir. Yani bu 6 yönde biraz kendimi geliştirdikten sonra direkt projelere dalarım. Proje 2-3 proje yaparım. Büyük bir proje. Ondan sonra onları teker teker LinkedIn'e sunduktan sonra recruiter'lerle istibata geçerim. Sonra beklentim şu olacak. Birçok interview mülakatta belki girdikten sonra ben geçemem. Niye? Çünkü işe iş başlamışımdır. Ve çok fazla bir tecrübem yoktu şu anda. Ondan dolayı benim mülakatta girme amacım şirkete girmek değil, tecrübe edinmektir. Ondan dolayı sizin belki istediğiniz bir şirket vardır. Böyle bir sizin, yani ben bu yönde çalışmak istiyorum, işte böyle bir şirkete muhakkak çalışacağım diye bir şirket varsa onu ilk sıraya koymazsınız. Belki 15. sıraya koyarsınız. İlk önde şirket şey olur. Yani sizin belki çalışmak istemediğiniz ama tecrübe olarak mülakata girdiğiniz şirketlerdir. Yani ilk 14-15 şirketten sonra artık kendinize bir tecrübe edinmiş olacaksınız ve
sizin gerçekten çalışmak istediğiniz şirketlere başvuracaksınız. Ondan sonra o şirketten bu süreç sonunda, bu süreç tabii bir sene olabilir, iki sene olabilir, üç sene olabilir. Bu çok şeydir yani, bu sonu açık olan bir şey. Sabırlı en olma. Sonunda, evet, en sonunda o şirkete girdiğinizden dolayı, girdikten sonra her şey sıfırlanıyor. Çünkü o şirketin kullandığı yöntemler ve projeler bambaşka olabilir. Sizin hiçbir zaman görmediğiniz şeyler olabilir. Mesela Google. Google her zaman kendi şeylerini, kendi tool'larını kendisi geliştirir. Hadoop yoktur orada. Python varsa bile çok farklı bir Python'dır. C++ varsa bambaşka bir C++'tır. Yani şimdi orada bir şey kullanacaksınız ama ilk önce 6 ay, 8 ay, 9 ay sizden hiç kimse hiçbir şey beklemez. Sırf öğrenci gibi öğreneceksiniz. Yani o öyle bir şirkettir. Yani öyle bir şey beklemek yani mantıklı olur. Şimdi her şeyin yani belli bir alan uzmanı olabilirsiniz ama gerçek büyük bir şirkette çalışmaya başladıktan sonra sizin bilginiz belki size çok fazla yaralı olmayacağı ortaya çıkabilir. Öyle bir şey. Yani bu her zaman yeni şeyleri keşfetmek, yeni bilgiyi edinmek ve her zaman öğrenmeyi gerektiren bir meslektir. Peki. Bir diğer soru diyor. Şu an markette bu alanlardaki iş sayıları ve istihdam azaldı mı bu pandemi sürecinde, yoksa hala yüksek talep var mı? Bu alandaki yani pandemi tabii etkileyici oldu. Yani şimdi herkes etkilemiştir bir şekilde. Şimdi büyük şirketler etkilemiştir. Mesela Airbnb'ye bakın. Çok bambaşka bir durumda duruma düştü. Mesela Uber olsun, Lyft olsun çok farklı bir durumda var şu anda. Ama yani Uber diyelim ki büyük bir şirket birçok layoff'ları geçirdi. Birçok kişi mühendisleri işten çıkarttı ama ortaya bir açık çıktı yani. Şimdi mesleklerinde yani bu işi yapmak bu projeleri götürmek için bazı mühendisleri dışarı atmak zorunda kaldı ama projeler yine kaldı. Projeler yine devam ediyor. Ondan dolayı işte bir zamanlar sonra bu pandemi bittikten sonra onları geri alacak ya da pozisyonlar çoğalacak ve o şeyler recruiting konusunda daha çok agresif olmaya başlayacaklar bu şirketler. Ondan dolayı yani şu anda belki azalma olabilir ama bu şeydir. Machine learning'in bitme ve yavaş yavaş tükenme işareti olarak şey yapmamı kabul etmemek lazım. Yani şu anda mesela belki zorluk çekebilirsiniz mesela bu pozisyonların az olması konusunda ama bu her zaman öyle bir şey olmayacak. Yani bir ay içinde, iki ay içinde bakarsanız bu pozisyonlar iki kat olacak. Ya da işte şeyler pandemi yavaş yavaş bittikten sonra bunların beş katını çıkabileceği çok şeydir, muhtemeldir. Yani bu her zaman değişen bir şey. Yani ondan dolayı pandeminin çok fazla etkisi, çok uzun vadeli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani kısa vadeli bir şey olsa bile uzun vadeli bir şey olmayacağını düşünüyorum. Peki, teşekkürler. İnterviyü ile alakalı bir soru var. İnterviyüler nasıl oluyor? Nasıl hazırlık yapılmasını tavsiye edersiniz? İnterviyüye hazırlık, benim başka bir arkadaşım şeydir, olimpiyatçıdır. O da Google'a girmek istedi. İşte bana geldi soru nasıl hazırlanayım diye. Ben kendi cevabımı verdim. O benim verdiğim cevabının tam tersini yapmış oldu. Hiç benden, yani ben söylediklerim hiçbirini yapmadı. Aldı ki böyle 5-6 kitap aldı, kapandı bir yere, 6 ay orada oturdu ve ondan sonra mülakatı geçti ve şimdi Google'da çalışıyor. Yani onu yapabilenler var. Ben öyle birisi değilim. Çok çalışkan bir şekilde, çok azametli bir şekilde bir yerde oturup istikametini iyi belirleyerek çalışanlar var. Böyle insanlar da var dünyada. Onlar bir şekilde başarılı oluyorlar. Ben öyle birisi değilim. Ben çok çalışmayı seven birisi değilim. Ben aslında tembel bir insanım. Ondan dolayı benim tüm başarılar her zaman şeyden geldi, tecrübeden geldi. Mülakata girip oradan geçemeyerek oradaki tecrübeleri yavaş yavaş böyle bir, hatta
belli bir deftere mesela, belli bir kağıda işte bunu çözemedim, bunu çözemedim, bunu çözsem daha iyi olurdu. Böyle teker teker hafızada yeniyken, yani yeni mülakattan 2-3 gün sonra bunun hepsini sıraladıktan sonra belli bir zaman sonra bu yazdıklarım çok daha çok önem taşıdığı ortaya çıkmıştır. Yani şöyle, mülakatta soru cevaplama, soru çözme bir şekilde mülakat yapıyoruz biz. Yani bir şey gelir, gelir, ona deriz ki işte böyle bir problem var, nasıl çözersin? Adam da düşünme, işte belli bir çözümü var mı? Daha önce bu soruyu görmüş müdür? Ya da yaklaşımı nasıl? Ya da işte tüm kitabı ezberlemiş mi, yoksa pratik olarak bir şey yapabilmiş mi? Yani yapmış mıdır daha önceden? Bunu belli edecek sorulara soru soracağız. Ve daha çok bu işte şahsın ileride pratik olarak ne kadar faydalı bir şey yazabileceği ortaya çıkmaya başlayacak yani yavaş yavaş. Ondan dolayı şimdi direkt bu algoritma bilir misin sormaktan ziyade işte bu durumda nasıl yaparsın, bu durumda nasıl hareket edersin diye bir sorular sorulur. Ondan dolayı o sorulara cevap yani kitaplarda nadiren bulunur. Yani kitaplarda belki bulabilirsiniz ama bayağı bir kitap okumanız gerekecek. Daha çok yavaş yavaş bu mülakatlara girerek oradan tecrübe ederseniz çok daha kısa yoldan gitmiş olursunuz. Benim fikrim bu. Ama bu şahsi fikrim. Herkes ona katılmayabilir. Direkt yaşayarak içinde herhalde değil mi diyorsunuz? Yani evet. Peki. Bir uzun bir soru var. Diyor ki Python'da kullanılan Django ve Flask Web Framework'larının öneminin gittikçe artacağını düşünüyor musunuz? Machine Learning'in son zamanlarda öne çıkması Python'a ilgiyi arttırdı. Full Stack Python Developer olmaya nasıl bakıyorsunuz? Full Stack Python belki zor olabilir. Çünkü her şey Python'da çalışmayabilir. Eğer şirketin app üzerinde çalışıyorsa, yani normalde şirketin sunduğu ürün bir şeyde iPhone'daki app ise her şey Python'da yazmasın imkansız. Yani bir noktadan sonra Java gelecek. Hem de ciddi Java gelecek. Ondan dolayı sizin geliştirdiğiniz machine learning algoritmaları eğer Python'da yazmış olsanız bile onu bir şekilde Java uydurmanız yani Java'daki koda uyum sağlaması gerekecek. Ondan dolayı her şey full stack Python ileride olacak mı bilmiyorum. Yani o konuya cevap bulmakta zorlanıyorum şu anda. Hatta onu çok mantıklı görmekte zorlanıyorum şu anda mesela. Ama muhakkak Python'ı bilmeniz gerekecek. Niye? Çünkü bir sürü şeyler var. Bir sürü kütüphaneler var. Bir sürü şeyler var. Framework'ler var. İşte sizin söylediğiniz framework'ler var. Python'dan mesela Java'dan daha hızlı bir logistic regression hemen yazabilirsiniz. Hatta NumPy kullanırsanız mesela SciPy kullanırsınız. Direkt birkaç line'da size bir sunulmuş bir algoritma verilmiş olabilir. Yani onu kullanabilirsiniz direkt. Java'da ise ne bileyim yani bayağı uzun yazmanız gerekecek. Ama sadece bir dil biliyorum. Sadece bir dile odaklandım. O dilde full stack olacağım. O dilde devam edeceğim. Diye bir düşünce tarzı bence biraz sizin olasılıklarınızı kısıtlamış olacak. Çünkü yani hiçbir şirket o şekilde çalışmıyor. Yani bir şirket normalde çalıştığı sırada büyük bir infrastructure team vardır. Onlar machine learning yapmazlar ama daha çok production code yazarlar ve sizin machine learning yapmanıza imkan sağlayacak framework'ları yazarlar. Ve siz eğer Python yazacaksanız o Python nasıl Java'ya çevrilir ya da işte Java'daki yazılan kodla beraber nasıl çalışılır? Onlar yazacak, onlar uyum sağlayacak. Onlarla beraber çalışıyor olmanız gerekecek. Ondan dolayı az bir şey onların dillerinden anlamanız gerekecek. Ondan dolayı sırf yani bu yönde devam edeceğim demektense biraz daha yelpazeyi geniş tutmanızda fayda var bence.
Peki. Bir sonraki soru. Model deployment sürecini özet olarak anlatabilir misiniz? Model deployment süreci. Bir problem vardır. Bir şey çalışmıyordur. Ya da bir şey, mesela diyelim ki bir algoritma, bir search algoritması son 6 ay içinde yenilenmemiştir. Data'yı toplarsınız. Data'yı topladıktan sonra data'yı kurcalarsınız biraz. Bir denoising yaparsınız. Belli bir yanlış toplanan bir data'yı atarsınız. Bir şekilde onu düzgün bir hale getirirsiniz. Ondan sonra bir machine learning algoritma alırsınız. Onu geliştirirsiniz. Onu kullanırsınız. Elde ettiğiniz modeli ondan sonra bir production'a hazır bir hale getirirsiniz ve pipeline içinde o modeli değiştirirsiniz. Sonra A-B testing kısmı geçer. A-B testing şöyledir. A kısmı baseline. Şu anda production'da çalıştığı model. B kısmı sizin geliştirdiğiniz yeni model. Ve aynı şekilde iki model production'a gidiyor. Farklı bir trafik şeyle, oranıyla. Diyelim ki trafiğin %5'i sizin modelden gidecek. %95'i production'dan gidecek. Ve ondan sonra bakacaksınız hangisi daha iyidir. Bunun süreci var. Bu her zaman belli olmaz. Bazı şirketlerde der ki 2 haftadır kesindir, nettir ve bunu hiçbir şekilde değiştiremeyeceksiniz. 2 haftada belli olması gerekiyor. Bazı şirketler der ki fark etmez 6 ayda kullanabilirsin ama 6 ay içinde bazı metrikler significant olacak. Yani belli bir olasılıkla belli bir emniyet ve belli bir significant derecesiyle siz demeniz gerekecek ki işte bu algoritma daha iyi çalışıyor. Yani belli bir şeyiniz olacak. Dayanıklılığınız olacak işte bazı metriklere. Ve bu süreç neticesinde bu 2 haftadan 1 aya kadar normalde aşağı yukarı devam eden bir süreç. Ondan sonra belli oluyor zaten. Sizin geliştirdiğiniz model İyi midir, kötü müdür? İşte onun metriklerdeki işte şeyleri kullanışı şeyleri arttırdı mı? Kullanıcının işte hoşnutluğunu arttırdı mı, arttırmadı mı falan işte onu gösterdikten sonra artık bir şeye gidilir, bir komiteye gidilir. Komiteye tüm projeyi sunulur. Belli bir slaytlar hazırlarsınız, anlatırsınız her şeyi. Ondan sonra komitedeki şahıslar herkes böyle bir tamam der ve o şekilde o proje production'a geçer. Bunu Google'da benim için bu projenin süreci 2 seneydi. Apple'da 3 ayda bitirmiş olduk. Bu çok farklı olabilir. Yani farklı projeler olabilir, farklı şirketler olabilir, farklı çalışma ortamlarımız olabilir. Yani benim şu ana kadar çalışma yöntemi buydu yani şimdiye kadar. Hep machine learning mühendisleri o şekilde çalışır. Yani süreç öyledir. Peki. Bir diğer soru. Başvurularda yaş durumunun etkisi nasıl? Normalde bu discrimination ama ne dersiniz böyle bir? Çok enteresan bir soru. Bu işe başladığımda gençtim. Şimdi çok da belki genç sayılmam. Yaşım 40'a geliyor. Şimdi yaş problem midir değil midir? Yani normalde bunu açık açık söylemezler kimse. Çünkü bu bir şeydir. Gray area'dır. Yani bu eğer biz sizi yaştan dolayı almadık bir şirket böyle bir netice çıkartırsa çok büyük bir zarar yer. Yani öyle bir şey yapamaz gerekiyor. Bunun yasa dışı olduğunu herkes farkında. Ama çok genç ve işte üniversiteyi yeni bitirmiş birisi için belli bir projeler verilir. Ondan dolayı ondan beklenti farklı olur. Belli yaş üstündeki başvuruculardan istekleri biraz daha farklı olabilir. Çünkü biraz acemiliği daha düşüktür ve daha bir karar vermek için daha fazla düşünüyor olduğunu beklenir. Ondan dolayı o şekilde bakılır belki. Yani normalde yaş önem taşımaması gerekiyor ama
Şöyle söyleyeyim, her kimiz insanız ve sizin karşınızdaki, eğer mülakata girmiş iseniz, karşınızdaki de insandır. O da ister istemez bir insani olarak karar verecek ve bir şekilde kararını destekleyecek. Ve ondan sonra size 5 mülakata girmiş iseniz, bunların 5'i ondan sonra bir yerde kapanıp işte sizin hakkınızda bir karar çıkartmak için kendi aralarında konuşacaklar. Ve o konuştuklarında onlar da işte bir insani olarak herkes kendi fikrini anlatacak. Burada her zaman human error dediğimiz bunun bir küçük payı bile olsa vardır. Yani diyelim ki yaşı çok büyük bir başvurucu gelse ve çok basit bir şeyleri, basit bir seviyeye başvurmuş olsa ve işte onun geçmişinde yani çok fazla tecrübe gözükmüyorsa, o zaman belki insani olarak bazı insanlar işte belli fikirleri çıkartabilir oradan ve bir şey belli bir fikir yürütebilir. Yani öyle düşünüyorum. Peki bir yaş şeyi var mı? Hani şu yaştan sonrası artık böyle şeyi şansı azalıyor gibi bir sınır var mı öyle? Bunu hiçbir zaman olamaz zaten. Bu o kesin. Ama çalışmaya söylemeye çalıştığım bir kısmı şeydi zaten. Yani bu hiçbir zaman olamaz. Benim yaşım 50, 55, 60 ise bile ben yeni machine learning kendim için keşfettim. Bu çok güzel bir şeydir. Ben bunun üzerinde çalışacağım diyorsanız ne ala, bu hiç kimse sizin karşınızda bunu yapamazsın diyemez. Demese de çok yanlıştır. Ama sizin karşınızdaki de bir insandır. Onun da düşündükleri vardır. Ve en sonunda onun da bazı fikirler olabilir. Ondan dolayı bu %100 değildir. Yani onu demek istedim. Biraz anlatmakta peki, zorlandım ama. Anladım. Peki interview'i yapay zeka kendisi almış olsa, insan şeyi karışmasa, o zaman interview yapan yapay zeka bunu düşünürken yine acaba biraz insanlaşır mı? Yoksa tamamen böyle şeye göre mi değer verir? Hani verilere göre, hiç yaşa bakmadan mı değer verir? Bence verilere göre de cevap verir. Yani insani olarak bunu siz psikologlara bile sorabilirsiniz. Yani ben mülakatta daha çok olumlu cevap alan şahıslar mülakat yapanlara daha çok benziyor oldukları ortaya çıkar. Yani psikologların böyle bir research'leri var mesela. Eğer çok onlardan çok farklı birisi gelirse mülakatı çok güzel bir cevaplama neticesinde bile olumsuz bir cevap alması mümkün olabilir. Niye? Çünkü onlardan çok farklıdır. Yani bu psikoloji, bu insandır, bu psikolojidir. Yani bu doğru değildir, bu yanlıştır ama bu gerçektir. Kusura bakmayın, bu benim fikrim. Evet, teşekkürler. Başka bir soru diyor ki, firmaların maliyetler ucuz olduğu için yurt dışına outsource etmeyi niye daha fazla düşünmüyorlar? İçeride bu yüksek bedelleri ödüyorlar. Kanuni bir sınırlama mı var? Diyor. Ben bu konuda uzman değilim ama benim fikrim şeydir. Çok onların tax purposes olarak mesela bir Apple şirketi Amerika'da belli bir iş ortalama sağlamak zorunda ve Amerika işte tax purposes olarak ortaya büyük bir şirket halinde geldikten sonra diyor ki işte ben işte bir şirket olarak Amerika'da bu kadar çalışma yeri açacağım iddiasıyla çıkıyor ve onlara vermek zorunda. Yani bu biraz öyledir bence. Yani eğer bir küçük bir startupsa o zaman muhakkak ne hale yani. O zaman herhangi bir yerden outsourcing yapabilir. Bu çok yaygındır ve her zaman yapılan bir şeydir. Ama şirket biraz büyük oldu mu, belli bir kapsam aldıktan sonra artık yani eğer Amerikan bir şirketse o zaman Amerika içinde ofisler açmak zorunda ve oradan iş almak zorunda bence. Bu kanuni bir şeydir. Biraz daha machine learning ile alakası olmayan bir şey. Evet. Normal mesleki sorular bitti gibi gözüküyor. Yeni soru geldi bir tane daha. Tamam. Söylerken. Diyor ki, some big companies require PhD degree.
for data science and MR positions. Does having PhD degree in science and engineering, e.g. physics, chemistry help finding jobs in data science or machine learning? Yani akademik, böyle bir sorumuz vardı. Akademik derece ne kadar önemli, önem arz ediyor? İngilizce mi cevap vereyim, Türkçe mi? Soru İngilizce geldiği için. Fark etmez, İngilizce de diyebilirsiniz. Having a PhD degree might be an advantage for you because while having a PhD degree, when you dive into machine learning algorithms may not be very straightforward and it may be complicated. And while the candidate, having a candidate who has finished PhD might be actually a sign that he has completed some independent work and he's able to construct some research on his own without further supervision. And this is one of the important things about machine work at machine learning area, because at some points you'll have to make a lot of decisions yourself. And this is why somebody who has some experience of working independently is something that we value very much. It doesn't mean that everybody who applies should have a PhD. It doesn't mean that at all. But if somebody has a PhD, then it's one of the flags should raise up that we should basically pay attention to whether this guy, while doing his PhD, was paying more attention to theoretical work or he's more hands-on programmer. Because if I'm interviewing a PhD candidate, then I would know that he has done some work independently and he says he has some deep knowledge about some factors. So I would construct my interview in a different pathway. I would be asking more simple questions, more hands-on questions, and I would basically gauge his degree, his abilities to write simple code. Whereas if a new developer would come in without a PhD, I would easily see that he can write code, and I would focus my interview in the way of whether he can solve complicated problems, whether he can work independently, and if he doesn't know something, if he can go online and spend some time and read some papers and gain this knowledge on his own without further supervision. So I would structure my interview differently. Bilmem anlatabildim mi? Güzel oldu. Teşekkür ediyoruz. Türkçe'de olabilir demiş tabii ama muhtemelen İngilizce'de renk katmış oldu. Zaten ileride İngilizce sunumlar da yapacağız inşallah arkadaşlar. Onu da buradan söylemiş olalım. Bir diğer soru tecrübeyle alakalı diyor. İnterviewlerde tecrübe önemli. Tecrübe soruyorlar. Tecrübe gösterebileceğimiz imkanlar olabilmemiz noktasında ne tavsiye edersiniz? Bu çok basit değil ama hiçbir zaman kötümser olmamak lazım. Yani bunu her zaman söylüyorlar. Tecrübe elde etmek için, eğer hiçbir yerde tecrübeniz yoksa, şu anda çalıştığın şirkette eğer bambaşka bir şey yapıyorsanız, machine learning'e kaymak istiyorsanız, buna benzer işte machine learning kullanabileceğiniz bir projeye kaymanız mantıklı olabilir. Eğer bu şirkette ben bu machine learning yaptım ve bu şekilde kendimi gösterdim, eğer LinkedIn öyle bir şey gösteriyorsa muhakkak sizin için bir şeydir, bir göstergedir. Sizin için bir artı puandır. Eğer sizin çalıştığınız ortamda öyle bir şey yoksa, o zaman sizin rezümeyi biraz farklı bir şekilde dizayn etmeniz gerekecek. Yani şu andaki employment statüsünüzü göstermekle beraber aynı şekilde machine learning alanında yaptığınız projeleri sıralamak ve o projelerde ne kullandığınızı yazmak çok mantıklıdır. Bunun için Kaggle var mesela, ya da eğer ne bileyim 3, 5, 8, 10 bin dolarınız varsa o zaman sertifika programlara girebilirsiniz. Onlar size belli bir projeler verebilir. Yani o projeyi kendiniz ya da bir grupta çözmüş olsanız onlar çok güzel bir şekilde rezümede yansıtılabilir. Yani bu proje illa da işte para kazandıran bir proje olması gerekmiyor. Yani diyelim ki Kaggle'da bir sürü proje var. Hiçbirinin böyle bir monetary value falan yok. Diyelim ki işte şeyden başlayarak mesela en basit proje Kaggle'daki şu. Titanic batmıştır. Titanic'in işte bayanlar, batanların arasında bayanların oranı şudur, erkeklerin oranı şudur, zenginlerin oranı şudur.
Parasız olanların şudur, Asianlar bu kadardır, beyazlar bu kadardır. Ve eğer birisi Asian bayan yaşı 25 üzerindeyse o zaman batabilme ihtimali nedir? Çok basit bir problem, bir machine learning algoritma. Yani o datayı elde ettikten sonra bir algoritma kullandıktan sonra bir model yapıyorsunuz ve model size bunu çıkartıyor. Ve o şekilde kendinizin modeli ne kadar iyi çalıştığını direkt görebiliyor durumuna geliyorsunuz. O projeleri yapmanızda büyük bir fayda var. Yani bu anlattığım çok basit bir problem ama daha zor kısımlara girebilirsiniz, daha çok uğraştırabilirsiniz. Mesela şu, eğer machine learning yapmak istiyorsanız bu konuda çok zaman harcamanız gerekecek ve o zamanın boşa gittiği düşüncesiyle girmemek gerekiyor. Niye? Çünkü bu sizin hoşunuza gitmesi lazım. Eğer hoşunuza gitmiyorsa zaten yani ilerlemenizde biraz sıkıntı geçebilirsiniz. Yani bir proje vardır. Ben cumartesi pazar hiç başını kaldırmadan bu bilgisayar başında oturdum ve çok güzel zaman geçirdim diyebilmeniz gerekecek. Yani öyle bir şey. Eğer iki gün oturdum hiçbir şey anlamadım, hiçbir şey ortaya çıkmadı, tüf be falan diyorsanız yani demek ki fazla tecrübe edinmiş olmadınız ve belki başka yollar sizin için daha iyidir diye düşünüyorum. Peki, teşekkürler. 35 yaşında IT ve yazılım alanına geçen birisi nereden başlamalı? Software alanında master yapmak lazım mı? Yine az önceki benzer bir soru olmuş. Master bir çözüm olabilir ama zaten 5 yaşınız 35 olmuşsa belli bir hayat tecrübeniz vardır. Ve eğer o şekilde geliyorsanız mesela bir mülakata ben master'a bakarım. Ama daha çok sizin yapabileceğinize bakarım işte. Ne önceden ne yaptığınıza bakarım ve nasıl karar işte belli problemler önünüze geldiği zaman nasıl karar verdiğiniz, nasıl düşündüğünüzü ölçen soruları önümüze koyarım ve sizin nasıl o soruları çözmekte fikir üretebilme kabiliyetinizi ölçmeye çalışırım. Yani öyle bir şey. Yani master önemlidir ama master her şey değildir. Yani siz dersiniz ki işte ben çok az okudum ama her zaman şeydir, ilgi alanım budur. Ve direkt konuşmaya başladığınızdan dolayı, bu da konuşmaya başladıktan sonra direkt işte bu iş adamıdır ve yaptığı her şeyde başarılıdır diye bir şey çıkabilir direkt oradan. Yani bu konuşma sırasında. Yani eğer machine learning'e kaymak istiyorsanız ben her zaman sizin pratik olarak bilgisayar başınızda zaman geçirmenizi öneririm. Ve proje yapmanızı öneririm. Master yine dediğim gibi bir artıdır ama en büyük artı olmayabilir sizin için. Yani başka bir şey de olabilir. Peki bunu yaparken mesela iş başvurusunda bulundunuz, tecrübe yok, kendi alanınız değil ama bu işi yapmak istiyorsunuz. Yani o recruiter'ın ya da firmanın sizin dosyayı alıp ben bununla görüşeyim, buna soru sorayım demesi için listede ne görmesi lazım size? Yani böyle dikkatini çekecek, sizi ilgi alanına sokacak? İlgi alanına sokacak projelerdir. Yani onun projesinde employment kısmını biraz zayıf olsa bile şunları yaptım falan demesi gayet güzeldir. Ve direkt onun belki machine learning olarak değerlendirmek zor olabilir. Data scientist olarak başlasın ya da data analyst olarak başlasın. Data analyst zaten ister istemez machine learning kullanır. Yani belli bir yani illa da machine learning engineer olacağım diye böyle bir baraj, bir hedef koymasın. Daha düşük bir şey koysun. Ve zaten bu bir basamaktır. Ve IT sektörüne bilmiyorum haberiniz var mı? Her gün çok değişen, yani çok hızlı gelişen bir sektördür. Ve ben şirkete girdim, 15 senedir orada çalışıyorum diyenler de var ama onlar bir azınlık. Normalde 3, 4, 5, 6 sene sonra her zaman işler değişiyordur. Ve bunun nedenleri çok farklıdır. Eğer yine de machine learning yapmak istiyorsanız belli bir basamaktan başlayın. Data analistçi olun. Data analistten sonra data science'e geçin. Data science'ten sonra belki yazılımcı olarak devam edin. Ve yazılımcıdan sonra machine learning kullanan bir kısma gelin mesela. O daha mantıklı olabilir. Ve siz master'ı 2 senede bitirirsiniz. Yani doktorayı daha çok yani ne bileyim böyle bir 4-5 sene içinde bitirirsiniz ama
bu merdiveni 3 senede bitirmiş olabilirsiniz yani. O aynı şeye denk gelir. Hatta daha çok tecrübe edinmiş olursunuz. Ondan dolayı sizin için bu merdiven, işte bu çizdiğim yol daha çok mantıklı olabilir. Master'dan doktoradan daha çok mantıklı olabilir. Peki. Sadece Java iyi seviyede bilerek Data Science ve Machine Learning'e nasıl girebilirim demiş bir arkadaş. Java iyi biliyorsanız Python'da öğrenmenizde bir sıkıntı olmaz inşallah. Python kolay bir şey yani. 2 haftada en azından belli bir seviyeye gelinebilir. Java'yı iyi bilmeniz şey açısından iyi olabilir. Yani normalde machine learning pozisyona birini aldığımızda 2 mülakat machine learning kısmında olur. 3 mülakat yazılım şeyden olur. Yazılımdan olur. Yazılımda mesela bir problem söyleriz. Diyelim ki ne bileyim binary tree ya da hiç machine learning'le alakası olmayan işte ne bileyim bir dictionary çöz ya da linked listler falan sorulur. Onu Java iyi biliyorsanız onu kolay bir şekilde yazarsınız. Yani sizin o açıdan avantaj olur. Test Automation bootcamp'lerinin sayıları çoğaldı. Test Automation'ın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Demiş bir arkadaş. Test Automation'da benim uzmanlık alanım değildir. Test Automation. Test Automation'da daha çok Machine Learning ne kadar önem taşır bilmiyorum ama Test Automation önemli bir şeydir. Ondan edinmez. Bu her zaman önümüzde olan büyük bir şeydir. Büyük bir alandır ve Test Automation uzmanları olmayan bir şirket hiçbir zaman başarılı olmamıştır. Orası kesin. Ama o ne kadar hızlı gelişiyor olduğundan benim çok fazla fikrim yok şu an. Kusura bakmayın. Evet, teşekkürler. Şöyle şu an sorular bitti gibi gözüküyor. Yine yeni soru gelmezse. Yapay zeka ile alakalı benim bazı sorularım vardı. Bu konuya girelim mi, girmeyelim mi? Ne dersiniz? Başlarken dediniz benim asıl alanım machine learning dediniz ama yapay zeka da çok merak edilen bir konu. Buna şimdi girelim, girmeyelim ya da daha sonra girelim mi ya da hiç girmeyelim mi? Ne yapalım? Nasıl girmek istiyorsunuz? Ne Yani yapmak işte istiyorsunuz? nedir, ne değildir, geleceği nedir gibi böyle değişik sorular hani. Yani insanı geçer mi gibi böyle bir sürü yapay zeka ile alakalı insanların merak ettiği sorular var. Bu biraz daha felsefi konuştunuz. Yani muhakkak öyle bir şey olabilir. Şimdi yapay zeka çok geniş bir alandır. Son zamanlarda kendisini öğreten algoritmalar üzerine çalışılıyor. Özellikle Google bu konuda biraz daha başarılı olmuş. Yani en son işte gösterdiği satranç oynayan 2 tane robot birbiriyle satranç oynuyor. Üçüncü robot yanlarında oturuyor. Satrancın ne olduğunu bilmiyor mesela. Onları izleyerek öğreniyor ve ondan sonra yine robotla oynamaya devam ediyor. Yani onu yapmışlar. O devam ediyor. Bu şey science fiction filmlerdeki gördüğümüz gibi bir robot işte geceleyin oturup televizyon başında sabaha kadar izledikten sonra artık dünyadan haberi olan bir robot haline geliyor. Yani o tür zamanlar henüz gelmedi ama bir 10-15 sene içinde gelme ihtimalleri var. Yani öyle bir şey olabilir. Ondan dolayı yapay zeka machine learning'den ziyade çok çok ilerlemiş durumdadır şu anda. Ben daha çok akademik ve research ve araştırma uzmanlıktan ziyade daha çok şu anda kullanılan algoritmalar üzerinde odaklandığım için o konuda çok fazla bilgim yok. Aslında doktora yaparken bayağı kurcalamıştım ben o şeyleri, o makaleleri ama arada bir zaman geçti ve şu anda alan tamamen değişti. Ben daha çok işte şu andaki problemleri çözmeye çalışıyorum. İleriye pek fazla bakmıyorum. Geleceğe daha çok gelecekte gözüm pek yok ama bu olacak olan bir şeylerdir. Hatta robotla konuşabileceğiniz sistemler geliyor mesela. Siz kendi işte şu anda Siri çıkıyor mesela ya da Siri gelişiyor. Amazon'un, Google'un işte bu konuşabileceğiniz algoritmalar ortaya çıkıyor ve her gün geçtikçe onlar sizi daha iyi anlıyor ve daha çok şeyler yapabiliyor. Bu tabii
sonu olmayan bir şeydir. Yani yapay zeka her zaman girmekte yarar var. Ama şöyle bir şey, eğer yapay zekaya girerseniz hedefleriniz şey olmalı. Yani belli olmalı. Yok ben yapay zekaya girdim de çok güzel olacak her şey derseniz çok mantıklı olmayabilir. Ama belli bir hedef olması lazım. Ben yapay zekaya girdim ve bu alanı öğrenmek istedim. Öğrenmek ne demek? Bu alanda işte bu belli proje nasıl yapılıyor olduğunu öğrenmek istiyorum. Bir hedef koyarsanız o belli bir hedef ve onu belli bir sürede şey yapabilirsiniz, elde edebilirsiniz. Yoksa çok ucu olmayan bir yola çıkarsanız hiçbir yere varmamış olabilirsiniz. Yani öyle bir şey. Yani denizin içine atlayıp nereye gideceğini bilmeden içinde kalırız herhalde o zaman. Yani evet. Onu demek istedim. Evet. Peki. Yani bir de şöyle bir şey var. Bu yapay zeka ile alakalı ilerisi adına hani hem bir çok pozitif işte çok güzel imkanlar sunacak, birçok şeyi kolaylaştıracak diye bir pozitif optimistler var. Bir de işte başımıza bela olacak. İşte Stephen Hawking gibi Elon Musk da benzer şeyler söylüyor. Başımıza bela olacak diye bir pesimist bir kesim de var. Siz neresindesiniz bunu? Ne düşünüyorsunuz? Ya yapay zeka muhakkak insanlığı değiştiren bir şeydir, bir alandır. Yani insanlık, işte yani bizim çocuklarımız bizim gibi olmayacaklar. Bizim gibi düşünmeyecekler ve bizden çok farklı problemlerle karşı karşıya kalacaklar. Yani aynısı bizim velilerimizle geçerli olan bir şeydir. Mesela babam benim hala Nokia kullanıyor. Nokia'dan daha güzel telefon olmadığından çok şeydir, çok emindir. Ve hiçbir şekilde smartfona iyi bakmaz. Çünkü zaten kafayı karıştıran bir şeydir. Zorla ben ona bir planşet aldım. Artık planşetle yavaş yavaş işte bu WhatsApp'a falan yeni öğrenmiş oldum. Artık WhatsApp'la görüşebiliyoruz ama o biraz öyledir. Hayatı o şekilde geçti. Bizim hayatımız farklı geçiyor. Bizim çocuklarımız çok hayli daha farklı geçecek. Yani bu sizin başınıza bela olacak, doğru. Belki benim başıma bela olacak. Çünkü ben teknolojinin peşinde o kadar hızlı gelişemeyeceğim, o kadar yetişemeyeceğim ama benim çocuklarım belki yetişebilecek. Benim çocuklarım belki bununla birlikte gelişecekler. Ve benim şu anda karşılaştığım problemler onlar için çok komik gelecektir. Çünkü onları işte bunları problem olarak görmeyecekler belki. Bu her zaman değişen bir şeydir. Ve bu işte binary question, yes no question değil yani. Bu çok şeydir yani. Yelpazesi çok geniş olan bir şeydir. Bence öyle hızlı neticeye varmak çok da doğru değil bence. Evet. Bir iki soru daha gelmiş. Onları da sorayım. Data science alanına firmer için science background'unun olması gerekli mi ya da ne kadar avantaj olur? Demiş seyircimiz. Firmer mi dediniz? Nasıl anlamadım? Firmer yazmış da for ne demiş? Data science alanına firmer yazıyor. İçin science background'unun olması gerekli mi? Ya da ne kadar avantaj olur? Girmek için. Science? Ha, girmek içinmiş pardon. Sözlük şey olmuş. Ha. Data science alanına girmek için science background olması gerekli mi? Yani data science'daki science kelimesi ne kadar önemli? Onunla science'la mı gelmiş olmak lazım yoksa science'siz de olunur mu data science'ı? Matematikten korkmamanız gerekecek. Ve matematiği kullanabiliyor olmanız gerekecek. Ve bazı şeyleri anlıyor olmanız gerekecek. Mesela data science'te şöyle bir örnek vereyim. Çok yaygın bir problem vardır. Mesela overfitting. Elinizde bir data vardır. Modeli kullanmışsınız. Dünyada çalışmıyor. Production'da çalışmıyor. Çok yanlış netice veriyor. Niye? Çünkü kullandığınız data ya küçüktür ya belli bir şeyden almıştır. Use case'den almıştır. Ya çok kısıtlıdır. Ya çok sadece bir problemi anlatan bir datadır. Ve her problemleri anlatmayan bir datadır. Yani onu aslında overfitting ne olduğunu
hiç matematiksel olarak anlatmaktan daha çok daha hızlı anlamanız gerekecek. Yani bu çok normal gelmesi gerekiyor sizin için. Bu lojik olarak, mantıksal olarak overfitting sizin böyle bir overfitting dedi mi direkt bu terim sizin başınızda böyle direkt bir imaj olarak yansıması gerekecek. Yani eğer öyle bir seviyeye gelebileceğinizi düşünüyorsanız o zaman çok yani çok science'la şey kafa yormanıza pek fazla gerek olmayabilir. Ama eğer bazı terimler sizin için zor geliyorsa ve o terimlerin da anlamanız için daha işte derin gitmeniz gerekiyorsa o zaman orada biraz science'ı kurcalamanız gerekecek. Zaten machine learning yapan herhangi kimsenin bir eli işte ne bileyim program yazmakta, öbür eli de statistikte olması gerekiyor. Yani statistik şarttır bu konuda. Yani geçmişinizde belki science olmayabilir ama science'dan korkmamanız gerekecek. Öyle bir şey. Peki. Bu kadar büyük datalar Amazon, Google, Facebook, özellikle YouTube nasıl hardware kısmını bu hızda kandırabiliyorlar diye bir soru gelmiş. Teknik soru. Yani Google'un binlerce, on binlerce, yüz binlerce şeyler var. CPU'lar var, data center'lar var tüm dünyada. Amazon da aynı şekilde. Amazon AWS hatta kendi datasını bile değil, dünyanın birçok yerinde farklı farklı datayı store eden yani şeyden tutan ve bu ve data processing algoritmaları yapan bir sürü data center'lar var. Amazon bunu yapabiliyor. Çünkü şey dediğim gibi data center'lar çok büyük yani çok yerde var. Bu biraz daha son zamanlarda son 10 sene içinde çok gelişmiş olan bir şeydir. Yani cloud, her şey cloud'tadır. Yani cloud dediğimizde o zaten yani. Büyük data vardır ama datanın nerede olduğu ve hangi bilgisayarda olduğu bile önemli bile değil. Hatta şöyle söyleyeyim, bir data ne, ben şu anda mesela bir program yazıyorum. Ben Kaliforniya'da işte bilgisayarımın başındayım. Kullandığım data belki Idaho'dadır. Ondan sonra datayı kullandım, kurcaladım. Sonra modeli hazırladım. Modeli gönderiyorum. Model kendisi benim bilgisayarımda çalışmıyor. Belki Washington State'de çalışıyordur. FNTC'yi benim bilgisayara gönderiyordur. O şeyler çok kolay yani şu anda. Şimdiki zamanda yani bu şeyler coğrafik olarak data processing şeyleri, prosedürleri çok kolay ve çok yaygın zaten. Yani buna bir machine learning engineer olarak biz dikkat bile vermeyiz yani şu anda. Ben hatta eğer data center'da problem çıktıysa ben hiçbir fikrim yok. Çünkü ben her zaman onu kullanırım ama ne olduğunu bilmem yani. Öyle. Biz daha çok kullanıcı kısmına geldik. Evet, teşekkür ediyoruz. Başka soru yok galiba. Sizin eklemek istediğiniz böyle konuyu toparlama adına bir şeyiniz varsa bir toparlayıp ondan sonra kapatabiliriz. Yaklaşık 1.5 saat olmak üzere. Yani machine learning enteresan bir alan. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Niye? Çünkü zaten söylediğim gibi bunun science'la da alakası var. Biraz mühendislik ve matematik alakanız olması gerekiyor. Yani 2 gün işte bununla ben uğraştım, hiçbir şey elde etmedim ama vaktim boşa harcanmadı diyebiliyor olmanız gerekiyor. Ondan dolayı belki bu en kısa ve en güzel bir yol değildir herkes için. Ama yani bunu eğer kendinize bir yol seçtiyseniz istikrarlı bir şekilde devam etmenizde gerek var. Ve işte daha çok teoriden ziyade daha çok pratiğe dökmeniz bence elzemdir. Çok lazım olan bir şeydir. Yani öyle yollardan bir tanesidir. Gelecekte sönecek ve machine learning 10 sene içinde bitecek diye bir şey de yok ortada. Daha çok gelişen, hatta daha gelişmeye devam eden bir alandır. Eğer bu projeye girdiyseniz şimdi 10 sene içinde belki çok farklı bir şeyler yapıyor olabilirsiniz. Yani bunu öğrenmeye her zaman açık olmanız gerekecek. Yani öyle şartları gerektiren bir alandır. Benim gözümde öyledir yani. Ben şahsi olarak bunları söyleyebilirim. Herkese başarılar dilerim.
Teşekkür ederiz. Bir soru daha geldi. Son bir onu da sorayım. Eğer şeyse. Buyurun. Geç sorular şu an yine gelmeye başladı. Diyor ki, lisede olan birisi için neyi tavsiye edersiniz? Data science mı, software developer mı, cyber security mi, yoksa artificial intelligence, machine learning mi? Matematiği daha mı çok seviyorsunuz, program yazmayı mı daha çok seviyorsunuz? Problem çözmeyi mi daha çok seviyorsunuz, bir kitabın başında oturmayı mı daha çok seviyorsunuz? Biz genelleştirelim, hangisini seviyorsa hangisini tavsiye edelim? Kitap başında zamanı geçirmeyi seviyorsanız, roman değil de daha çok teknik bir kitabın başında, bir ders kitabın başında diyelim ki birkaç gün geçirdikten sonra bazı problemleri, bazı yöntemleri kendiniz öğrenerek öğrenmeyi seviyorsanız, o zaman machine learning, artificial intelligence çok güzel. Yok eğer program yazmayı seviyorum, işte hacking daha çok severim. Niye? Çünkü elde ettiğim şey her zaman önümdedir ve 15 dakika içinde yeni bir şey yapmış oldum diyebilmekten çok hoşlanıyorum diyorsanız, o zaman daha çok şey privacy security falan çalışmanız gerekecek belki. Yani matematiği daha çok severim, işte teorem çözmeyi severim. O zaman belki sizin araştırmaya yönelik bir ilginiz olabilir. Yani machine learning her zaman devam eden bir şeydir. Belki machine learning değil de sizin alanınız. Belki artificial intelligence'dır. Belki şeydir, daha çok zor konular ve şu anda insanlığın çözmediği sorular belki sizin ilgi alanınıza geçebilir. Çok farklı bir şeydir yani. Çok geniş olan bir şeydir. Zaten lisedeyseniz o zaman ne sevdiğinizi iyi öğrenmeniz gerekiyor ve sevdiğiniz işi yapabilmeniz, yaptığınız zaman çok güzel bir şekilde bir projeyi, sizin sevdiğiniz alanda projeyi bitirdikten sonra çok zevk almanız çok önemli. Eğer zevk almıyorsunuz, belki almıyorsanız belki sizin için o zor olabilir. Ve istikrarlı, o konuda istikrarlı olmanız sizin için çok daha önemli. Yani öyle bir istikamet kendinize belirlerseniz gerisi kolay. Yok eğer ben bunu da severim, şunu da severim, bunu da severim, üçünü arasında karar vermekte zorlanıyorum diyorsanız, o zaman önce bu problemi çözmek lazım. Benim düşüncem bu. Evet, teşekkür ederiz. Bir soru daha geldi. Diyor ki, yapay zeka internet ağlarının geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Network automation veya software defined network demiş. Bir soru, birinci kısmını şey yapalım. Yapay zeka internet ağlarının geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu cevaplayıp kapatalım. Başka soru Yapay zeka internetle kısıtlı değil ama şu anda data internetten geldiği için yapay zeka machine learning'e geçerek internetteki bazı problemleri çözüyor. Çözüyor olduğu için monetary value olan bir problem olan bir alana dönüşmüş oldu. Ondan dolayı çok yaygın oldu. Ama normalde yapay zeka sırf o değildir. Yapay zeka sonu olmayan ve insanların her zaman işte cevabı olmayan sorunun sormasından çıkan bir alandır. Yani biz kendimize benzer bir algoritma yapabilir miyiz diye bir sorunun sorudan gelen bir alandır, büyük bir alandır. Ondan dolayı yapay zeka ile sırf internetle kısıtlamak doğru değildir bence. Çünkü şu an bizim önümüzdeki problemleri çözdüğü için o şekilde gözüküyor ama her zaman öyle olmayacak. İleride belki çok farklı bir şeyler çıkacak. Bakarsanız yapay zeka biyolojide, bioinformatikte kullanılabilir mesela. Yani şu anda hiç tahmin etmediğimiz alanda çıkabilir yapay zeka. Yani belli olmaz. Hayırlısıdır bakalım. Peki, soru gelmesin artık diyorum ama sorular gelmeye devam ediyor. Cevaplayalım mı, kapatalım mı? Son bir şey daha geldi. Big Data ile Deep Learning tam olarak ne demek? ML ve AI ile ilgilisi nasıl diyor? Yani bu son soru olsun isterseniz. Tamam, Big Data... Artık arkadaşlar soru yazmayın, bakın okumayacağız. Big Data IT gibi bir şeydir. Yani artık kendi manasını yitiren bir terim oldu. Her şeye Big Data diyoruz zaten yani şimdi. Yani bir data bilgisayara sığmayan herhangi bir dataya big demeye başladık yani big data. Bu
Bir yanda şeydir, yani datayla eğer uğraşıyorsanız ve data kendi bilgisayarınıza sığmıyorsa ve datayı belli bir data center'lerden çekip ondan sonra processing kısmına giriyorsanız, o zaman big data ile uğraşıyorum belki diyebilirsiniz. Yani belki bu big data terimi ona bağlı olabilir. Yani bu bir şeydir. Ne bileyim, bir etiket olmuş olurduk. Bir etikettir yani. Bu bazı algoritmaların, bazı işte şeylerin, mesleklerin bir etiketidir. Big data ile çalışıyor. Yapay zeka mı dediniz ikincisi? Evet. Nasıl? Deep big data dediniz, öbür Bir de terim de deep yapay learning. Deep deep learning. Deep learning yeni bir algoritmaların şey adıdır. Yani yeni dediğim 90'larda yeni çıktı. Hinton profesörünün sunduğu bir çözüm. Ama 90'larda tabii şey cloud kısmı çok zayıf olduğu için, hatta olmadığı için, bu sadece bir teorik olarak güzel bir şeydir diye herkes baktı, bir rafa koydu. Ama 2000'lerde artık cloud'la çıkmasıyla birlikte bu algoritmaların daha kullanışlı bir hale gelmiş, bir bürünmüş olarak bizim önümüze geçti. Ondan dolayı deep learning çok daha şey yaygın oldu. Deep learning şöyle bir şey. Bir black box düşünün. Yani siyah şeydir, siyah çanta. İçinde bir sürü şey çalışıyor. Siz buna bir data veriyorsunuz, o da size netice veriyor. Yani uzaktan baktığınızda öyle bir şey. Niye o size böyle bir netice veriyor? Onu soramıyorsunuz. Niye karar o şekilde çıktı? Onu da cevaplayamıyorsunuz. Sadece o şekilde çalışıyor. Yani diyelim ki bir resim aldım. Her resmin pixel value'larını bilgisayara verdim. Bilgisayarda deep learning yaptıktan sonra bana cevap veriyor. Bu resimde kedi var ya da bu resimde köpek var. Onu o şekilde çıkartıyor. Yani normalde eğer bu çantayı açarsanız içinde bir sürü küçük küçük şeylerin, matematiksel operasyonların olduğunu görürsünüz, ama onlar birbiriyle nasıl alakadardır? Bir layer'dan data nasıl iki öbür layer'e geçebilir? Ve niye o şekilde geçiyor? Geçtikten sonra bu ne manasına gelir diye sorulara sorduğunuzda cevabı olmayan şeylerdir. Yani bu daha çok ondan dolayı biz mesela deep learning'e çok şeyli yaklaşırız. Çok hoş yaklaşmayız yani. Çünkü bizim alanımızda şu anda machine learning'de mesela her şeyin anlatabilmemiz gerektiği için her şeyin böyle bir ortalıkta ve çok cüzi, çok net bir şekilde görebilmemiz gerekiyor. Deep learning algoritmaları öyle bir framework sunmadıkları için sadece bir yerde kullanırız, ama tüm bizim machine learning algoritmaları hadi hepimiz birlikte deep learning geçiyoruz dememiz çok mantıklı olmuyor. Çünkü o şeyleri, o şeyi, o kabiliyeti yitiriyor. Yani her şeyi anlatılmış bir şekilde karşımıza çıkamıyor. Bilmem, herkesin kafalarını daha çok karıştırmış oldum galiba. Tam tersi, Türkçe kelime hazinenizi takdir ediyorum diye bir mesaj geldi o şeyle beraber. Yıldız da Ya herhalde yıldız demek değil mi? Türkçe anladığım kadarıyla, bilmiyorum. Tahmin ettiğim hayır, değil mi? bu bana çok sık sorulan bir sorudur. İldus, il memleket demek, dus da dost, yani vatansever manasına gelir. Biraz yıldız kelimesini de andırıyor. O dedim, Evet. olabilir mi diye. Peki, çok teşekkür ediyoruz Yıldız Bey. Gerçekten güzel oldu, faydalı oldu. Ben İnşallah teşekkür ederim. eğer tekrar ileride de belki talep gelirse sizi bir daha rahatsız belki ederiz, bilmiyorum. Durumları ne Estağfurullah. gösterir. Kaçıran arkadaşlar varsa inşallah YouTube'dan tekrarına bakabilirler. Hayırlı günler diliyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun verdiğiniz güzel bilgiler için. Teşekkür ederim. Hadi başarılar size. Görüşmek Sağ üzere. Sağ olun, olun. iyi günler.